Adınız, soyadınız, başlayın. Adım Sata Alçın. 15 yıldır buradayım. Sağlam bir şekilde mağdurum. Devletimiz sağ olsun. Ama dediğim gibi canları sağ olsun, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar geldiler, bu rezilliği çektiler, gördüler. Evet. Bize dedikleri tek şey, gerekenler yapılacak dendi. 2 yıl önce de söylemişlerdi ama bu derelerin önü açılmadı. Altyapı hala verilmedi. Yani rezillik içindeyiz diyeceğim hiçbir şey yok. Lafın bittiği yerdeyim. 8 milyar hasar kaydı çıkarıp da 600 milyon para yolluyorlar küfreder gibi. Ve bunun dosya masrafları da bizden kesiliyor. Ki benim eşim de yanımda, bizim sigortamız, sağlık güvencemiz, hiçbir şeyimiz yok. Kendi imalatımız, bir şeyler dikip satmaya çalışıyoruz pazarda. Bununla geçiniyoruz. Dediğim gibi yine ayaktayım. Buradan sesleniyorum. Beni yanlış anlayıp da kimse benim kopuma gelmesin. Devletten ben hiçbir şey istemiyorum. Ya zaten gelenleri de gönderirim. Onu da söyleyeyim. Yardımmış, şuymuş, gerçekten ihtiyacım yok. Sadece yeter artık diyorum. Benim gibi birçok insan mağdur. Burada dere kenarında bir tek ben oturmuyorum. Yani sesini duyuramayan insanlar var. Ben hadi 2 tane kız çocuğumu evimden attım, gönderdim. Ama biz işte uğraşıyoruz bakalım ne kadar toparlayabilirsek, ne kadar kurtarabilirsem. Dediğim gibi kimseden beklentim yok. 15 yıldır vergimi de veriyorum, elektriğimi, suyumu da ödüyorum. Ne diyeyim, canları sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Sizin, siz 5 kişilik bir ailesiniz. Ve bu sizin yaşadığınız sorun ilk değil anladığım kadarıyla. Daha önce de böyle bir sorun yaşadınız. Evet. Peki İSKİ ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelip size bu konuda yardımcı olmuyorlar mı? Olmadılar. İşte dediğim gibi 8 milyar bir tutanak çıkarttılar. Eşyalarım hiçbir kullanılmadığı için. Ve bunun içerisinden bize çok az bir miktar verildi. Ve bu 6 ay sonra verildi. Bu, ben zaten kendimi toparlamıştım. Sağ olsun ailem, akrabalarım, eşim, dostumun sayesinde. Yani... Şu an mağdur durumdasınız. Yani aynen öyle. Ne kadarlık bir zararınız var sizin burada acaba? Ya aşağı yukarı işte bir evin eşyası neyse odur yani, koltuklarından tutun halısına kadar, ki biz uykuda yakalandığımız için yatak yorgandan tutun da beyaz eşyaya kadar hiçbirini kurtarma şansımız olmadı. Çünkü su bir anda yükseldi ya, bilerek yapar gibi. Hani az az gelse bir şeyler yapacağım ama bir anda yükselince biz hiçbir şey yapamadık. Ve şunu diyeceğim, gökten yağan su girse sıkıntı yok. Ama burada altyapı olmadığı için ahırından, lağım suyundan herkesin akıntısı dere taştığı için evimizin içine girdi. Ya hiçbir eşya yıkayım da kullanayım şansın yok yani. Evet. Buranın tam olarak adresi nasıldır? Buranın tam olarak İmroğur Mahallesi, Cendere Sokak No 20. Tamam. Teşekkür ederim. Sizin beyefendi söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok. Artık söyleyecek bir şeyimiz yok yani. Mağdur durumdasınız. Aynen öyle. Mağdur durumdayız. Görünen zaten her şey ortada. Yani yetkililerin sadece istediğimiz tek şey şu derelerin açılması. Bir daha bu sorunu yaşamamamız. Bunu istiyoruz yani. Başka bir şey istemiyoruz. Tekrar geçmiş olsun diliyorum ben. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.